Şimdi köyümüzün delikanlılarıyla baş başayız. Bunlar delikanlıları. Böyle sıradan acaba bir gitme ama. Başlayın. Dur birer birer. İsim soy isim nedir acı? Resul Erez. Eraz. Erez, Erez. Erez. Yaş kaç acım? Yaş 83. 83. 83. Gençlik buraya. Hacım. Asbey Erkovan. Erkovanlardansın. Evet, yaş? 82. Bak düşün de bak karşı taraf çok kötü geliyor ha. Orada dur hacım yaş kaç? Yaş 85. İsim soy isim? Temel Erkovan. Erkovan. Evet. 85. 85. Eski muhtar, eski muhtar. Geç bana sağa kardeş. Hacı bir de bana. Hasan Erkovan. Yaş? 76. 76. Nasıl 76? Bir dur az. Orada 76 bir dur. 76 ya. Şimdi az önce buna bir laf attı. O büyük benden. O senden büyük. Sen büyük basanağımız. Sen 83'te değil misin? 5 basanağın büyüğü. Peki 80'in üstünde değil misin sen? Yok, hayır 80 niye oluyor? Yok yok ona. Bak tamam doğru. Yaşlı görünüyor kardeş. Olur. Sorla. Sorla. İntikam mı alacağım ondan şey. Kardeş itiye doğru gidelim ha. Al kamerayı biraz yavaş çevir. Şeref Polat. Yaş 61. 61. Maşallah. Allah sağ ol. İhtiyarlara geçirdi. Oraya geleceğiz. Çiçekleri Şafak Erkovan. Buyur. Müdür 44. Yaşım o çiçekler de göçtü. Köyde yaşıyoruz. 44. Kardeş sen değil sen. Sen de o değil. Coşkun Şentürk. Gülkünen'in damadıyım. Aaa! Yaşın 56. Bu iyiydi işte. Damat çıktı. Haydi baba. Haydi gel sen. Baba yedirttim sen itme şimdi. Haydi. Allah etmesin ben bu köyden olan. Deli miyim ben bu köyden? Damadım desene. Yok ya bu köyden değilim ya. Damadısın. Ha bu köyün meşhur damatlarındanım. Hanım köylü. Ha. İsim soy isim. O senin Ali Er. Bakalım doğru mu? Yaş. Ali Er yaş 83. Neredensin peki damatsın da nereden? Akbulut köyünden. Ben şeyden Akbulut. Aşağı şehit köylerindenim. Akbulut'tan. Aşağı şehit Avras'tan. Avras'tan. Şimdi kardeş eski muhtar sensin ha? Evet. Git bak hacının yanına. Hacının yanına o kamerayı yavaş çevir gözünü seveyim. Hacının yanına git. Eski evet, muhtar. Şimdi geç bak. Şimdi kardeş ben sana dedim ki ya Gütgünen'in eski tarihi nedir? Evet. Dedi. Dedim. Şimdi burası İpek Yolu üzerinde. Evet. Soğanlı'dan gelen İpek Yolu üzerinde. Evet. Bununla ilgili köyümüzde ne var? Han, hamam. İki tane han var. İki tane han var. İki tane han var, evet. Bir tanesi eve dönüşmüş. Biri eve mi dönüşmüş? Biri eve dönüşmüş, biri de bu bahçe yapmış yerini. Bahçe dönüşmüş. Şu an oturulanıyor yerini... mu? Yok, evde oturulanıyor. Oturulanmıyor mu? Oturulanıyor. Evet. İçinde bir tezir terek bir şey var mı? Vardır tabii ya. He. Tezir eski terek. Gidiyorlar, telefonda yok anlamda değil mi? He. Evet. Hanı mı diyorsun? He. Tamam. Aldım. Ha. Senden daha hala çiçek mi var? Şimdi hacı, evet. Malumum şimdi bizim Bayburt İpek Yolu güzergahı üzerinde. Evet. Ve Soğanlı'dan da gelen bu güzergahta Kırtasor'un o sol üstlerden Soğanlı'dan gelen İpek Yolu güzergahları var. Evet. Bununla ilgili hiç şimdi 85 yaşında olduğun hasebiyle soruyorum bu soruyu sana. Hem de muhtarlık yapmışsın. Hiçbir şey duymadınız mı? Bu hanlar neden şey yapıldı, kullanıldı sence? Efendim buradan buraya sığır veya davar, küçük maş, mal gider gelirdi. Onlar için onlar da kalırdılar. Kervanlar tabii. Onlar da kalırdılar, oradan kalkar giderdiler. Evet. Evet. Teşekkür ettim. Peki senin muhtarlığın hangi yıllardaydı hacı? Efendim benim muhtarlığım 82-84 iki sene. Muhtar istifa etmişti. Heh. Ben baktım. O şekilde. Evet. Bir de 92 Haziran'dan muhtarımız vefat etti. Heh. Ara seçimi verildi. Heh. Ara seçiminde geldim 92'den 2002'ye kadar. 10 sene.
görev yaptım. Evet. Maaş alır mıydı sadece o zaman? Yok. Alırdı 30 lira maaş alır, üstüne 30 lira kur, bakur yatırırdı. Hacı neydim? Şimdiki muhtarların maaşlarından sormak zorundaydım onu. Hataydı bugünkü devlet onu vermesin. Bunu kaldırmaları açık. Lazım muhtarların maaşını. Açık. Vazifelerini de yazması lazım. Ne vazife yapıyor? Muhtarlar acım geleceğim bir saniye bak merhaba. Ben 23 senedir buraya geliyorum. Muhtarı ya bir defa gördüm ya üç defa gördüm. Yani başka yok. Muhtarları kaldırmaları lazım. Kaldırmaları lazım. Bu şu telefon her şeyi yapıyor. Füzülü maaş verilen muhtarlığı da yapar mı bu kameralar? Füzülü yani muhtarlara şehirde olsun köyde olsun füzülü maaş veriliyor. Evet. Füzülü. Hiç. Füzülü. Kaldırmaları lazım kardeşim. Peki milletvekillerine hacı ne dersin? Ya milletvekili de 400'e indirsinler. Onu hiç görmedim. Muhtar 3 defa gördüm. Muhtar 600'ü 400'e indirsinler. İndirsinler artık öyle. Ekonomiyi mesela kaldırsınlar ayağı ya. Peki hacı 2 yıl daha şimdi yeri geldiğinde ben sormam lazım. Şimdi sizin gibi eski büyüklerimizi gördüğümüzde benim gibi gazetecinin diline habire sorular şimdi gelmeye başladı. Şimdi bu 2 yılda İki yılda sen Bağkur yatırdın hacı. Kaç yıl yatırdın? 15 yıl. 15 yıl. Emekli olabildin mi? Sigortam vardı daha evvelden. Daha önceden oldum. De vardı. Toplam ne seni emekli etti? Kaç prim günün? 15-17 bin mi? 17. Evet. Şimdi kardeş milletvekilleri 2 yılda emekli oluyor. Emekli oluyor. Olur mu? Ne diyorsunuz bu konuda? Olmaz. Çift maaş alıyor mu? Doğru değil. Tabii. Çift maaş. Niye çift maaş? Ne bileyim ben. Buradan bir tanesini alsın. Miktar da aynısı. Çift maaşı kaldıracak bir defa. Emekli olan. Yok şimdi acı şuraya girelim. Yani şimdi 2 yılda bu bir meslek değil. 4 yıl bu bir şey değil. 2 yılda bir milletvekilinin emekli olması. Ne yapıyor da çift emekli oluyor? O da yanlış. Neden oluyor neden ediyorlar? Neden o da yanlış. Bunlar değil mi? Milletin hakkına niye bu kadar tecavüz ediyorlar? Evet. Ulak ya. Acayip şey. Acaba Hazreti Ömer neden kendi konuştuğu zaman kendi özel işine değil de devlet işine konuştuğu zaman devletin mumunu yaktı da özel işine kendi mumunu yaktı cebinden çıkarttı. Neden? Bunlar hiç mi bunları duymadılar? Allah aşkına günahdır. Madem ki ekonomimiz düşüşse bizim bunları biraz tedbir etsinler, tedbir alsınlar ya Allah aşkına. Tamam müdürün, evet. Müdüre bir taksi altına, müdür muavininden bir araba. Niye? Sakatlanan araba. Niye? Ne gereği adam var? Adam evde yatıyor araba. Ne işi var arabanın? Sepetine. Adam yatıyor. Zaten. Peki hacı şimdi biraz özel olacak ama sormak zorundayım. Beni bağışla. Estağfurullah. Ne maaş alıyorsun şu an? Kök maaşın. Devletin ortaya koyduğu maaş değil. Yani o. Şimdi bir devam. Ne maaş aldığını da ben anlarım. Neden anladım? Ben basamak satın aldım. Tamam Bağkur'la. Ben tarımdan 87'de girdim. 8. basamaktan girdim. Muhtarlığa geçtiğim zaman beni 6'ya indirdiler. Neden dedim? Dedi ki devlet memuriyetine geçsen ondan. Hı. 6'dan gelerek 7'ye çıktım. Bunun peşinden de bir arkadaşımız Bağkur'da çalışan gittim oraya prim yatıracağım. 92, 36, 96, 12, 31 tarih. Hı. Muhtarım dedi ben seni seviyorum. Ya bizim köyde beni kimse sevmiyor. Sen ne seviyorsan dedim. Dedi ki seni senin için seviyorum. Biraz basamak satacağım. 5 ay müddet koydu devlet. Erbakan'la Çinlilerin hükümet devresi değil mi? Hı. Oradan başladık. Evet. İyi bir 10 basamak satın aldım. Tamam. Tamam. Parasını peşin yatırdım. Tamam. 500 küsür milyon para o günün parası. Kaç yıllık sigortalı olmuş oldun? Onu biliyor musun? Basamağı biliyorum. Basamağı biliyorsun he. Ha, basamağı. Yılda zannediyorum işte 15-16 yıldır sigortamla beraber ayrılırken. Basamağı 18'den ayrıldım.